66 Ana Leasing. Bu otobüse mi gitmemiz ya, lazım? Tabii ki abi, wartet noch ein bisschen. Şu anda 10. Beşik'teyiz. Yani küçük İstanbul'da. Otobüse binip Rafi'nin arkadaşının evine sürpriz yapmaya gidiyoruz. Geleceğimizden haberi yok. Doğum günü. Bakalım. Geçen sefer geldiğimizde otobüse binmiş miydik? Ya, aber mit dem Bus ist man schneller. Straßenbahn'a binmiştik. Genelde hep böyle Gemeinde Wohnunglar büyük, hani ne derler, yayvan şekilde oluyorlar. Yani aslında buradan birkaç tane apartman çıkar yan yana. 1, 2, 3, 4, 5. Ve ortada kocaman bir bahçeleri var değil mi? Eskiden yani Hof dibinin. Işık için. Işık için, evet. Evet, çocuklar için de herkes bizim için aslında. Evet. Bakalım rujum duruyor mu? 40 yılın başı kırmızı ruj sürdüm. Süremedim. Swiffer. Hello. Was it all just a dream, just all in my head? Wow. Okay. Floating rivers upstream, the things that you say. Ich kenne das nicht. Oh. Was auch immer du machen willst, was auch immer du lernen willst, was auch immer du zeigst. Ja. Es ist immer schöner, wenn es in einer schönen Verpackung ist. Ja, stimmt. Nicht so schön, wie ich gedacht habe. Oh, die eine hier oben ist doch, doch. Sie brauchen nur ein bisschen, bis sie. Du wirst hierher kommen müssen zum Ausblasen. Time is a healer, just you wait and see. Wahrscheinlichkeit, dass die Hexe keinen Werwolf nur Reiter schiebt, das wird schon nicht passieren. Ich bin nicht. Millennium City alışveriş merkezine geldik. Bugün ulusal tatil olduğu için, ulusal bayram olduğu için çoğu yer kapalı. Şimdi restoranta doğru gidiyoruz. O ses buldum. Schön doof auf dem.
Bu ne için böyle? Ich habe keine Ahnung. Tatlı patates. Evet. Normal melanzani, patates. Normal patates. Hı? Kafiyol. Bas, patlıcan. Ya. Su. Mısır. Ya çikomaş. Lotus. Mantu mu? Montu neydi? Mantu, montu. Mantu. Ya genau. Mantu is Chinese cheese bread. Ya. Brot. Yine ben ekmek aldım. Mesela? Einfach brot. Ben koyabilir miyim şimdi? Tabii. Dafür. Sicher. Schon lange das nicht mehr getrunken. Sehr lang. Ne tarafa dönsem bilemedim. Her tarafta güneş. Günaydın. Bugün benim doğum günüm. Bir yaş daha aldım. Alıyorum. Akşam saatlerinde doğdum galiba. 9.30 gibi falan. Daha var birazcık doğum saatime tam. Dün bana da sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum. Julia'nın doğum günü için gittik ama bana da birkaç hediye verdi. Çok sevindim, mutlu oldum. Duygusallaştım yine. Geçen sene Rafi'nin abisi, ablaları falan gelememişti. Şimdi onlar yoldalar. Öyle değişik geliyor. 29 çok büyük geliyor. Görüp geliyor yaş olarak. Dün de Asya mutfağı yemekleri servis eden bir restorandaydık. Açıkçası değişikti. Ben yemek konusunda birazcık yeni lezzetlere çok açık değilim aslında. Eskiye göre çok daha iyiyim ama benim seçtiğim vejetaryen tabağıydı. Sebzeleri kendim ızgaraya koymuş oldum aslında masadaki küçük çaplı ızgara. Ama böyle tam ızgara tadı da vermedi. Sadece sanki sebzeleri ısıtmış gibi oldu. O yüzden bilemiyorum gerçekten böyle mi oluyor yoksa gittiğimiz yer mi iyi değildi bilmiyorum. Aslında bayağı hani meşhur bir yer ve fiyatlarına göre bence daha iyi olması gerekiyordu gibi geldi. Ama şöyle korkunç bir şey oldu. tavuk çorbası diye, Rafi'nin tavuk çorbasını dedim hani iyi gelir, sağlıklı. İçeyim birazcık çorba sıcak yemeğe geçmeden. Ondan sonra içtim dedim abi değişik biraz tavuk. Baktım. Rafi de hiç sesini çıkarmıyor. Meğersem işkembe çorbasıymış. Bildiğimiz işkembe. Mide. Ben hayatımda hani yemedim. Asla da işkembe olduğunu bildiğim şeyi yemezdim, içmezdim. Hani korkunç değil evet ama... Kuzu midesi çorbası dedi. İşkembe değil mi? Onu da bilmiyorum. Kuzu midesi. Bir şey oluyor bana. Neyse. Pastayı falan düşüneyim. Annemlerle de sabahleyin konuştuk. Onlarla da akşam görüntülü konuşacağız. Online olarak pasta üfleyeceğim. Gerçi gelmeden önce de böyle küçük bir doğum günü pastası kesmiştim erkenden orada. It's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight. Üfledim. I can't believe.
being more than friends. Yeah. Stay here to stay. Happy single day. En son ne zaman piknik yapmaya gittim hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Aa doğru doğru. Ona piknik diyebiliriz aslında. Bursa'ya gitmeden önce arabalı vapura orada küçük bir piknik yapmıştık. Şimdi takipçi buluşmalı bir piknik olacak. Prata'da geldik. Zagman Prata. De Prata ya. De Prata aynen. Das ist so wie der Central Park von Wien. Aynen Viyana'nın Central Park'ı gibiymiş. Daha önce buraya gelmiştik Luna Park'a da çok oluyor. Ist so eine romantische Tour mit dem Riesenrad fahren. Yavaş gidiyor aslında. Tabii, das ist nur romantik. Romantik mi? Korkunç değil. Ben genelde korkunç elleri tercih edip sonra pişmanlık duyuyorum. Bayağı kalabalık bugün. Bitmiş. Tam çekeyim dedim bitti. Of. Sadece böyle bir şey hayatımda bir kez yaptım ve sondu. Kandırmışlardı beni. Bostancı Luna Park vibes. Hayal edemiyorum. Bekleyip izleyelim mi diyeceğim ama bizi bekliyorlar. Çok merak ettim de bir yandan. Belki dönüşte görürüz. Buradan gözüküyormuş. Ja, schon beeindruckend dieses Gebäude. Selam. Ya aslında var ya masayı gördükten sonra dedim. Git olsun babacığım. Kamerada çıkmak ister misiniz? Çünkü bebişi göstermem de. Tamam. Şeymiş. Rafi ne ismi? Ama o suyun içinde de aynı zamanda. Evet, yüzüyorlar. Örnek mi? Yeşiller erkekmiş. Ben de bisikletten korkuyorum ya. Yani bisiklet... Efendim? Taykirali. Türkçesine bakabilir miyim? Gerçi Türkçesini muhtemelen duysam da çıkartabilirim. Evet.